çalışma sürelerini 40 saate indiriyorlar. İşçiler, emekçiler daha az çalışarak daha yüksek kazanç elde edeceklermiş gibi bir algı yaratılmak isteniyor. Aslında arka planındaki çok daha önemli esnek çalışma modellerini, bugüne kadar Türkiye'de halen yerleştiremedikleri esnek çalışma modellerini yerleştirmeye çalışıyorlar ve güvencesizliği getirmek istiyorlar. Asıl yapılmak istenen şundan ibaret. Diyorlar ki işverenler hiçbir gerekçe, somut delil göstermeden süreli iş sözleşmesi yapabilsin çalışanlarıyla. Asıl getirilmek istenen budur. Şimdi bunun diğerinden ne farkı var? Süresiz, normalde Türk iş hukukuna göre işçiler bir işe girdikleri zaman eğer kendileriyle işveren bir sözleşme, hiçbir sözleşme yapmamış ve onu işbaşı yaptırmışsa süresiz iş sözleşmesi yapmış gibi kabul edilir. Ve bu vesileyle de işçi çalıştığı her dönem için bir tazminat hak eder. Süreli iş sözleşmesinin bundan en temel farkı ise şudur. Süreli iş sözleşmesinin bittiği zamanda işveren hiçbir tazminat ödemeden sözleşmeyi tek taraflı olarak feshi etmiş sayılır. Süresi dolduğu anda diyelim ki bir işçiyle 3 yıllık bir sözleşme yaptı işveren. Bu 3 yılın bitiminde hiçbir tebligata gerek kalmadan yenilememişse sözleşmeyi, iş akdi sonlanır ve hiçbir tazminat talep edemez çalışan, emekçi. Asıl arka planda getirmek istedikleri ve Türkiye'ye hakim kılmak istedikleri budur. Peki bu doğru mu? Kesinlikle doğru değil. Çünkü süresiz iş sözleşmesi, söylediğim gibi, Türk iş hukukuna göre bugüne kadar, halen bugün de geçerlidir, Türkiye'deki hakim çalışma düzenidir. Yani bir işçi bir işverenle çalışırken onun yanında işe başlamışsa süresiz iş sözleşmesiyle ona bağlanmıştır. Yarın bir gün bir haksızlığa uğradığında, işten atıldığı zaman bana haksızlık yapıldı, işten atıldım, işe iade davası açacağım diye mahkemeye gidebilirdi. Yeni dönemde ise, şimdi getirmeye çalıştıkları dönemde ise hiç buna yapacak bir durum yoktur. Hem kıdem tazminatı, ihbar tazminatı talep edemeyecekler, alamayacaklar süreli iş sözleşmesi hakim kılınırsa. Diğer taraftan da işe iade davası açmak gibi, bana haksızlık yapıldı, beni işten haksız nedenle çıkarttılar diye dava açma şansları da, yani adliyede hak arama şanslarını da yitirmiş olacaklar. Bunu daha yaygınlaştırmak, daha hakim kılmak, iş hayatına daha hakim kılmak, böylece işverenleri olan kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı yükünden de, yani işçiye karşı bütün yükümlülüklerinden, sorumluluklarından kurtarmak istiyorlar. İşverenler için sınırsız bir düzen kurmak istiyorlar. Asıl yapmak istedikleri budur. Ben Ahmet'le, Mehmet'le, Ayşe'yle, Fatma'yla süreli iş sözleşmesi yaptım. Ne kadar? 3 yıllık. 3 yıl tazminatsız olarak 3 yılın sonunda iş akdini feshi edecek. Bak, iş güvencesini kaybediyor. Kıdem tazminatını kaybediyor. İhbar tazminatını kaybediyor. Ve hayatını kuramıyor. Yani bir işçi bir işe girdiği zaman artık oraya yerleşmeyi hesap eder. Orada evlenmeyi, orada çocuklarını büyütmeyi, okula göndermeyi ve orada emekli olmayı. Bütün bunların hepsini temelden dinamitleyen, ortadan kaldıran yeni bir düzen kurmak istiyorlar. Bu düzen kuralsız bir düzendir. Esnek değildir. Türk iş hukukunda kamu çalışanları açısından 40 saattir zaten. Yani insanlar bilmediği için hükümet söylüyor. İşte 40 saate indireceğiz. Zaten memurlar için 40 saat şu anda. Saattir. İşçiler için 45 saattir. 1936 yılında ilk defa çalışma süreleri Türk iş hukukuna girmiş. Kaç saatle girmiş? 36 yılında 48 saatle girmiş. Bak, 1936 yılı. 36 yılında 48 saat olarak girmiş. Bir defa yasada değişiklik yapılmış. 45 saate indirilmiş. 3 saat kısaltılmış. Peki makinaların hızları, sömürü çarkları 1936 yılındakiyle şimdiki bir mi? Yani o zaman makina, diyelim ki birim zamanda diyelim 10 tane bir ürün üretiyorsa, şimdiki makina birim zamanda 1000 ürün üretiyor. Peki o makinayla kim yarışıyor? O yazık, o emekçi, o işçi yarışıyor ve bugün emekli olan 10 yıl, 15 yıl fabrikada çalışan her işçi mutlaka kendisiyle birlikte bir meslek hastalığını götürüyor. Ve hiçbirisi emeklilik yıllarında rahatça şöyle bir emeklilik yaşayamıyorlar. Hastalıklarla ve hastanelerle boğuşuyorlar. Çalışma süreleri kısaltılmalı ama ivedi olarak.
36 saate indirilmelidir. Neden 36 saat? Çünkü gün 24 saattir biliyorsunuz. Türkiye'de 24 saat çalışan iş yerleri 3 vardiya çalışırlar. 3 vardiya halinde. Birinci vardiya sabahtan işte öğleden sonra 3'e 4'e kadar kaçta başladığına bağlı olarak. İkinci vardiya oradan 11'e kadar. Üçüncü vardiya da 11'den sabaha kadar. Yani 3 vardiya halinde çalışır. Bu 4 vardiyaya çıkartılmalıdır. 4 vardiyaya. Eğer gün 24 saati 4 vardiya çalıştırırsanız haftada bir işçi 36 saat çalışır o zaman. Ve bunu ücret kısıtlaması yapmadan yapmak gerekir. Ücretinde bir kayıp olmadan. Neden bunu istiyoruz biz? Şunun için istiyoruz. 36 saate indirip de haftalık çalışmayı 45 saatten 36'ya indirirsek bir vardiya açılırsa ortalama 5 milyona yakın işsiz derhal iş bulur. Hiçbir yatırıma gerek yok. Yeni bir vardiya açıldığı için bütün fabrikalarda, iş yerlerinde 5 milyona yakın insana istihdam yaratılmış olur. Yapılması gereken budur. Çünkü eğer makinalar bilim insanlarının çalışmalarıyla gelişmişse oradan yoksulların da pay alma hakkı vardır. Böylece işsizlikten kurtularak kendilerine bir pay verilmiş olabilir. O nedenle çalışma sürelerinin derhal gün 24 saatin 4 vardiyaya çıkartıp haftalık 36 saate indirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi iktidar şu anda yaşanmakta olan muazzam derinleşmiş bir krizin faturasını her zaman olduğu gibi yeniden yoksul halka çıkartmak istiyor. İşçilere çıkartmak istiyor. Yani buradan dikkat ederseniz yabancı yatırımcılara sürekli mesaj gönderiyorlar. Türkiye bir ucuz işçi cennetidir, buyurun buraya gelin diye. Yine işçilik ücretleri üzerinden işte kıdem tazminatsız çalışma vesaire söyledim. Süreli iş sözleşmesi yaygınlaşırsa kıdem tazminatı yükü kalkacak ortadan. Buralardan hareketle yatırımcılara, yatırım yapacaklara bakın ben yasada düzenleme yaptım, kıdem tazminatı yükünü de kaldırdım. Buyurun gelin istediğiniz gibi adamları çalıştırın. Onlarla hiçbir işe iade davası açamayacaklar, haksızlığa uğradıklarında adliyeye gidemeyecekler. Bütün bu düzenlemeleri sizin için yaptım demek istiyor. Buradan hareketle de bakın krizle mücadele ediyorum demek istiyor. Ama yeter artık. Yani burada yoksul halkın, emekçilerin bir ayağa kalkıp, bir silkinip, örgütlenip, sendikalarda örgütlenip, hızla sokağa çıkıp, iktidara yüksek sesle itiraz etme zamanı gelmiş, çoktan geçiyor. Yani yeter artık, elini cebimizden çek ve hayatımızdan çık diye bu iktidarı tarihin çöplüğüne göndermeleri gerekiyor. Zamanı gelmiş de geçiyor bile. Emekçilerin, gerçekten emeğiyle çalışan, ister kol emeği ister kafa emeğiyle çalışan emekçilerin kendilerinin duruşunu gözden geçirmesi gerekir ve bu iktidara karşı örgütlü mücadeleye derhal girmeleri gerekir. Örgütlü mücadelede saflarında yer almaları gerekir.